Merhaba sevgili öğrencilerim. 3. sınıf matematik dersi zihinden çıkarma işlemleriyle ilgili alıştırmaları birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyoruz. Abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuz, tabii farklı çıkarma işlemleri göstereceğim. Sizlere farklı farklı yöntemleri nasıl yapabiliriz acaba bu videomda ondan bahsetmek istiyorum. 65 koyunu olan dedem 23 tanesini sattı. Geriye kaç koyunu kaldı diyor bize. Şimdi çocuklar tabii benim bunu göstermem için yazmam gerekiyor. Sen bunu yaparken yazdığım şeyleri düşünerek çok rahat yapabilirsin sevgili öğrenci. Hani toplama, çıkarma, çarpma, bölme gündelik hayatımızda sürekli karşımızda olur aslında. Her zaman elimizde kağıt kalem olmuyor değil mi? Biz bir yerde zihinden de yapmamız gerekiyor bazı işlemleri. 65'ten 23'ü çıkartacağım. Baktığım zaman şöyle yapabilirim mesela. 65'i ben çözümlersem 60 artı 5'tir burası değil mi? 23'ü de ben burada 20 artı 3 şeklinde yapabilirim. Mesela onlukların farkını alırsam 60'tan 20 çıkarsa 40 kalır. Birliklerin farkını alırsam 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Ve bu iki sayıyı bir araya getirince 42 sonucuna ulaşabilirim. Bu alıştırmayla ilgili bir yöntem daha göstereyim size. Mesela 65'ten 23'ü çıkartacağım. Çocuklar 23 dediğimiz sayı 20 artı 3. Yani 20 dediğim nedir? 2 tane onluktur. Sen burayı 2 tane onluk azaltırsan onlar basamağını 45 olur değil mi? Sonra bunu 3 tane birlik azaltırsan yine 42 sonucuna ulaşabilirsin. İkinci örneğimize baktığımızda bir simitçi 750 simit yapmış. Bunlardan 500 tanesini satmıştır. Kalan simitlerin sayısını dikkat edin, zihinden bulalım diyor. Nasıl yöntemler uygulayabiliriz acaba? Şimdi çocuklar 750 sayısında sen hangisinin birlik, hangisinin onluk, hangisinin yüzlük olduğunu biliyorsun değil mi? Birler, onlar ve yüzler basamağı. 500 tanesini satmışsın. Yani toplama ve çıkarma işlemlerinde bir sayı onun yüzün ya da binin katıysa çok rahat bir şekilde bunları zihinden yapabilirsin. 500 dediği zaten 5 tane yüzlüktür. 5 tane yüzlük. Burada tutup da senin çıkarma işlemi yapmana gerek yok. Yüzler basamağında kaç var? 7 var. Sen 7'den 5'i, 5 tane yüzlüğü çıkartınca kaç tane yüzlük kalır? 2 tane yüzlük. Sonra bu birlikler ve onluklarda duran 50'yi de yanına getirirsen otomatikman zaten sonuca ulaşmış olursun. Tabii ki cevabım 250 olur. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla bir gidiyor. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lisede de yine 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık da yaptırıyoruz çocuklar. 1,5-2 saat bir belirliyoruz yine velinizde. O esnada tabii daha önceden de randevuleşmemiz gerekiyor. Bu şekilde sizi çalıştırabiliyoruz. Velileriniz bizi ayrıntılı bilgi için 507-215-26-58 numaralı telefonu arayarak da ayrıntılı bilgi edinebilirler. Buradaki işlemlerimizi zihinden yapmaya çalışalım. 63'ten 21'i çıkartacağım. Sevgili öğrenciler, 63'ten 20 ve 1 çıkartıyorsun. Birinin onluk, birinin birlik olduğunu unutma lütfen. Şimdi 63'ten burada bakın onluklarında 6 var. Ben bunu 2 tane azaltırsam, 2 onluk azaltırsam ne olur? 4 onluk olur. Yanındaki 3'ü de yazdım. Daha sonra birliklerini 1 tane azaltırsam o da 2 olur. Ve 42 sonucuna ulaşabilirim. 52'den 18'i çıkartacağım. Bu da kolay sevgili öğrenci. İşte 2'den 8 çıkmaz, bir onluk aldım, öyle yapmıyorsun ama. Tamam mı? 52'den 18'i çıkartacağım. Burada 52 sayısını direkt yazalım. 52'den 10 çıkartıyorum. Artı bir de 8 çıkartıyormuş. 52'den 10 çıkartırsam geriye doğru onar onar sayma gibi düşünebilirsin. 42 kalır. 42'den de 8'i çıkartacağım. Bu nedir aslında biliyor musun? Burada birler basamağını bilmekte fayda var. 12'den 8 çıkınca 4 kalacağını biliyorsun. 40'ta bir tane onluk geri düşeceğine göre 30, birler basamağına 4 var. 34 sonucuna ulaşabilirsin. 8 tane 100'den 4 tane 100'ü çıkartacağım. Aslında bu yaptığın sıfırları silersen 8 eksi 4'tür. 8'den 4'ü çıkartırsan 4 kalır. Çift sıfırıyla birlikte 400 olur. 620'den 320 çıkartıyorsun. Dikkat et. 620'den artı 20'den değil mi? 300 artı 20'yi çıkartıyorsun. Bilerek alt alta yazmıyorum ki kağıt kalem kullanmayın diye. Çocuklar 620'den istersen önce şuradaki 20'yi çıkar. Ne kalır geriye? 600 kalır. Daha sonra 600'den de buradaki 300'ü çıkartman gerekiyor. 6 tane 100'den 3 tane 3 çıkarsa geriye 3 tane 100 kalır.
3 tane yüzü 300 şeklinde yazabiliriz. Bakın burada da farklı bir yöntem karşımıza çıkıyor. 400'den 90'ı çıkartacağım. Şöyle yapabilirsin bak. Burada bol sıfırlı sayıları birbirinden çıkartmak inanın kolay. Yani sıfırları görmezsek biri 40 olur, biri 9 olur. Yani ben burada tutup da 40'tan 9'u çıkartırsam geriye 31 kalmaz mı? 40'tan 9'u çıkartıyorsun. Kolay bence. Sonra görmediğin sıfırı eklersen 310'u bulabilirsin. Bak sıfırları silelim. İkisinden de birer tane eşit sayıda sıfırı silmen gerek. 80'den 6 çıktı. Kaç kaldı? 74 kaldı. Sağındaki sıfırla birlikte 740'ı bulabilirsin. Amacımız burada zihinden işlem yapmak. Dikkat edelim lütfen. 200'den 90'ı çıkartacağım. Bak böyle sıfırları sildim. 20'den 9'u çıkartmak gibi. Geriye kalan sayılar 20'den 9'u çıkartıyorsun. 20'den 9'u çıkartınca 11 kalmaz mı? Görmediğimiz sıfırda 11'in sağ tarafına eklersen 110 sonucuna ulaşabilirim. Aynı alıştırmadan 3 tane daha yapalım. Sıfırları yine görmüyoruz burada. 50'den 7'yi çıkartmış gibi. 50'den 7 çıkarsa 43 kalır. Görmediğimiz sıfırı da 1 sıfır sildin ya. Sonucun sağını sıfıra eklersen otomatikman bulabilirsin zaten. Yine 800 ve 80'de bakın bütün sıfırları silmiyoruz ha, ona dikkat. Birer tane sıfır. Tamam. 80 ve 8 kaldı. 80'den 8'i çıkartırsan hani 8 tane geriye saysan bile bulursun diye düşünüyorum. 80'den 8 çıkarsa 72 kalır. Görmediğin sıfırı da ya da sildiğin sıfırı da sonucun sağına getirirsem 720 sonucuna ulaşabilirim. 200'den 40'ı çıkartacağım. Sıfırları sildim. 20'den 4 çıkarsa 16 kalır. Sildiğim sıfırı da 16. Bulduğum işlemin sonucun sayının sonuna eklersem 160 sonucuna ulaşabilirim. Buradaki zihinden işlem yoluna baktığın zaman farklı bir yöntem var yine burada. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Bakın 627'den 215'i çıkartıyor. 620'den önce yüzlükleri 200'ü çıkartıyor. Sonra onluğu olan 10'u çıkartıyor. Sonra birliği olan 5'i çıkartıyor ve 412 sonucuna ulaşır. Şimdi sevgili öğrencim burada şunu diyebilirsin. Ya hocam ben burada bir işlemle yapabileceğim şeyi 4 tane işlemle yapıyorum. Hayır. Burada sana nasıl yapılacağını gösteriyor. Senin bu işlem karşına çıktı. Şöyle düşünebilirsin. Ya ben 620'den 215 çıkartacağım. 2 tane yüzlük çıkarsam 427 kalır. Sonra bir 10 çıkarsam 417 kalır. Sonra 5 de çıkarsam 412 bulurum. Nasıl yapıldığını sana yazarak göstermeye çalışıyorum. Ama sen bunu çok rahat zihinden yapabilirsin. Peki bu yöntemi kullanalım şimdi. 865'ten 143'ü çıkartmam isteniyor benden. Sevgili öğrenciler bakın şöyle yapalım. Ben işlem yapmayacağım. Çünkü anlıyorum seni, mantığına da uymuyor gibi. 865'ten şöyle 100'ü çıkartıyoruz. 40'ı çıkartıyoruz. Sonra 3'ü çıkartıyoruz. Basit. Gerçekten basit. Sen bunun yeter ki birlikleri, onlukları, yüzlükleri hangisi onu bil. Ne var yüzlüklerinde? 8 var. Bir tane yüzlüğü çıkartınca ne kalır geriye? 765 kalır. Onluklarında ne var? 6 var. 40 dediğin sayı nedir? Senin 4 tane onluk. Şuradan mesela 4 tane onluk çıkarsa 2 tane onluk kalmaz mı? Diğer sayıları aynen yerine yazıyorsun. Sonra 3'ü çıkartacağım. Birliklerinde ne var? 5 var. Buradan bir de 3 çıkartırsam geriye 2 kalır. 7 ve 2'yi de aynen yerine yazdım. 722 işlem sonucu. 782'den 220'yi çıkartacağım. 782'yi yazdım. 200 ve 20'yi çıkartalım. Çocuklar 200 dediğimiz 2 tane yüzlük. Bak yüzler basamağında 7 var. İkisi giderse geriye kalır 5 tane yüzlük. 582. Sonra 2 tane de onluk çıkartmam isteniyor. 2 tane onluk çıkartalım. Bakın onlar basamağında hangi sayı var? 8. 2 tane onluk çıkartırsan 6 kalır. 5 ve 2'yi aynen yerine yazdım. İşlem sonucunu 562 olarak bulabilirim. Bu yöntemle iki alıştırma daha yapmak istiyorum. 587'den yazalım hemen. 124'ü çıkartacağım. Yazdığıma bakma. Çok rahat bir şekilde çıkartabilirsin. 100'ü yazdım. 20'yi yazdım. 4'ü ayrı ayrı yazıyorum. 587'den bir tane yüzlük çıkartıyorsun. Ne kalır geriye? 487. Bakın onluklarında kaç var? 8. 2 tane onluk giderse ne kalır? 467. En sonunda birliklerinde 4 var. 4 daha 7 birlikten 4 birlik çıkartsam 3 birlik kalır. 460'ı da aynen yerine yazdım ve 463 sonucuna ulaştım. Bu yöntemle bir tane daha deneyelim. 769'u yazıyorum hemen. 769'dan 257'yi, 200'ü, 50'yi ve 7'yi çıkartacağım. Şimdi yüzlüklerde 7 tane yüzlük var. İkisi giderse 500 kalır. 69'u da aynen yerine yazdım. Bak orada onluklarında 60 diye okuyorsun. 60
60'tan 50 çıkarsa 10 kalmaz mı? Tamam. 10 kalır. 519'u da aynen yazıyorsun. Sonra birliklerden de 7 çıkartacağım. 9 birliği var. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. Ve 510'u da aynen yazınca 512 sonucunu kağıt kalem kullanmadan da yapabilir, ulaşabilirsin. Buradaki alıştırmaları da yapmaya çalışalım. 369'dan 60'ı çıkartıyorsun. Bak sevgili öğrenci. Çok basit. 360 ve 9 var. Her artık yöntemi, kendine göre yöntemler de çıkartabilirsin burada. 369'dan neyi çıkartıyorum? 60'ı. Tamam, çıkardım. Bitti. Ne kaldı? 300 ve 9. İşlem sonucu 309. Ya da hocam 6 tane onluk değil mi bu? Burası 6 onluk kadar. Tamam, 6 onluk burada. Zaten 6 onlu var. Silersen geriye 0 onluk kalır. 300'üne ve 9'una dokunma diyor. Aynen onu yaz diyor. 587'den 36 çıkartacağım. Hemen yapalım. 36 dediğimiz sayı 30 ve 6'dan oluşmuyor mu? 33 tane onluk. Bakın 8 tane onluğu var. 3 onluğu giderse 5 onluk kalır. 557'yi buldum. Sonra 6 birlik daha çıkartacağım. 7'den şuradaki 6 birlik çıkarsa 1 birlik kalmaz mı? 550'sini de lütfen aynen yaz. 209'dan 10 ve 9 çıkartacağım sevgili öğrencim. 10 ve 9. Bak önce 209'un bir 9 fazlalığı yok mu? Çıkar o 9 fazlalığını. Şunu çıkardık. Ne kaldı? 200 kaldı. Sonra 200'den 10 çıkartacağım. Onlar geri saymayı biliyorsun mesela. Değil mi? 200, 190, 180, 170. 200'den bir 10 daha geri gidersen 190 işlem sonucuna ulaşabilirsin. Buradakilere bakıyorum. 840'dan 580'i çıkartıyoruz. Çocuklar bir kere sıfırları şöyle silebilirim. Geriye ne kalır biliyor musun? 84 ve 58 kalır. 58'i de şöyle bir parçalayalım. 84'ten 5 tane onluğu çıkartalım mesela. Burada 8 tane onluk yok mu? 5'i giderse 3 tane onluk kalır. Birliklerini aynen yazıyorsun. Sonra yanındaki 8'i de çıkartalım. 58'i çıkartıyorum, unutma. 8'i de çıkartırsam 34'ten 8 çıkarsa 26 kalır. Görmediğim bir sıfır vardı. Onu da lütfen yanına eklemeyi unutma. 260 sonucuna ulaştım. 720'den 310'u çıkartacağım. Sıfırları görmeyelim. 72'den 31 çıkarmış gibi. 72'den 3 tane onluk, bir tane de birlik çıkartıyorum. Şimdi 7'den 3 tane onluğu alırsam yanındaki 2 ile birlikte 42 olmaz mı? Buradaki birliği de alırsam 2'den 1 çıkarsa yanındaki onlukla birlikte 41 olmaz mı? Görmediğimizde bir 0 vardı. Onu da buraya getirir. 410 sayısına ulaşabilirim. Dediğim gibi çok yaptıkça, bununla ulaştıkça kendi yönteminizi bile çıkartabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, ders sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün öğrencilerime başarılar diliyorum.